de seni ilk gördüğüm andan beri dünyanın en mutlu kadınıyım. Makbuş, bu filmler benim içime çok dokunuyor. Ama insanlar artık dünyada böyle yaşamıyorlar, öyle değil mi? Ya kızım, eski günlerde ilişkiler daha sıcaktı. Her şeyin başı para değildi. Arkadaşlık, dostluk, komşuluk vardı. Şimdi öyle mi ya? Herkes bir yaşam derdinde savrulup gidiyor. Olsun ama Makbuş. Yine de dünyada olmak çok güzel bir duygu. Yaşamın iyi yanlarını da görmek gerek, öyle değil mi? Tabii ya kızım. Yaşamın iyi yanlarını göremezsen asla mutlu olamazsın. Keşke aşklar bu filmde olduğu gibi yaşansaydı. Filmin sonunda yakışıklı delikanlı, fakir ama iyi kalpli kızla evleniyor. Makbuş, sence bizim sonumuz da böyle mi olacak? Nasıl yani? İşte Hakan sonunda benimle... Aman ne bileyim evladım. Yaşam filmlerdeki gibi olsaydı... iyi olanlar hep kazanırdı. Ama maalesef gerçek yaşam çok acımasız, çok. İlahi Makbuş, hadi Nana'yı alıştırdın bu filmlere, onu anladık. Ama ben de müptelası oldum canım. Makyajım da bozulacak. Sinir oluyorum şu Türk filmlerine. Tam kötüler emeline ulaşacak diye ümitlenirken son anda saçma bir şey oluyor. Bu salak iyiler mutlu oluyor. Saçma. Baksana Makbuş. Mahallede herkes birbirini tanıdığı. Biz daha evimizin yanında oturanları bile tanımıyoruz. O günleri özlüyor musun? Özlemez olur muyum? Hele de bayramları. Makbuş, ben de o günlerde yaşamak isterdim. Sen önce yaşadığın şu hayatı bir düzene sok. Önce insan olmayı becer. Hadi bakalım. Televizyona daldık, işler kaldı. Hadi yavrum, hadi. Yapılan ada gezilerini, Haliç'te yaptığımız kayak seferlerini özlüyorum. Ama ne yapalım? O günleri geri getiremeyeceğimize göre bu dönemin kendine göre güzel yanlarını görmek en iyisi. Aşk olsun Kulina. Neden o günleri geri getiremeyecekmişiz canım? Şuna baksana ne kadar güzel ya. Kıyafetlere bak lütfen. Üf, aman bence çok banal. Nereden baksan 50 yıl öncesine ait şeylerdir. Ay şunlara baksana ne kadar komik. Bence hiç de değil. Çok asil. Asil mi? Şekerim iyi ki bu dönemde yaşıyoruz. Kendimi o aptal giysilerin içinde... Ay düşünmek bile beni çıldırtıyor. Yani bence kendi içinde bir tarzı var. Ve çok hoş bence, asil. Ben en çok romantik filmleri seviyorum. Ben komedi filmlerini. Bence en güzel macera filmleri. Böyle araba kovalamacıların falan olduğu filmler var ya, bayılıyorum ya. Ben belgesellerden hoşlanıyorum. Aman sevsinler. Özge sen herhalde korku filmlerini seviyorsundur. Ne de olsa onları kendine çok yakın buluyorsundur. Hiç deme, domates kafa. Bir de eski Türk filmlerinden bazıları çok güzel. Evet evet. En güzeli komik olanlar. Hani şu evin aşçısı. Bahçıvanın falan olduğu filmler. Evin yaramaz çocuğu onları hortumla ıslatır ya. Çok komik işte oraları. Ben Hababam sınıfını seviyorum. En çok da İnek Şaban'ı. Evet çok. Çok komik adam ya. Aman şaka gibi. Ne anlıyorsunuz o modası geçmiş filmlerden? Çok sıkıcı. Sen izleme o zaman.
Sen git seri katillik filmleri izle. Aynaya baktığında korkmuyorsun. O filmlerden hiç korkmazsın zaten. Hayırdır Bünyamin Bey? Geçenlerde aldığımız bu çekle ilgili bir sorun var Hakan Bey. Bankadan aradılar. Karşılıksız çıktı. Bu adamlarla bir daha iş yapmayalım Volkan. Bu kaçıncı ya? Yapmayacaktık ama yalvar yakar razı ettiler yine bizi. Ne yapalım? Yüzümüz yumuşak olunca böyle oluyor işte. Ne yapalım Hakan Bey? Ne yapacağız? Yazdırın arkasını gitsin. Onlar uğraşsın bundan sonra. Tabii ya. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz Bünyamin Bey? 30 yıldır Hakan Bey. Eskiden de böyle miydi bu işler? Vallahi eskiden söz senetti. Ticari itibar en önemli şeydi. İtibarının zedelenmemesi için ticaretle uğraşan insanlar buna çok büyük özen gösterirlerdi. Vallahi bazen keşke o günlerde yapsaydık şu mesleği diye geçiriyorum içimden. Çok yazık. Oh, ay çok güzel. Artık gidebilirim. Yine dünyaya mı? Ayol, koskoca oyuncaklar ülkesinin baş perisiyim. Yüce konseye hesap vermiyorum. Şu sersem kuşa her şeyin hesabını vermek zorunda kalıyorum. Dünyaya mı dedin? Evet canım, dünyaya. Bir itirazın mı var? Yok, gidebilirsin. Ay çok teşekkür ederim izin verdiğin için. Ay. Sersem. Sizi görür görmez çok sevdim. İzin verirseniz size anne diyebilir miyim? İlahi kız. Şimdi de eski filmlerle kafayı bozdum. Ama çok hoş konuşuyorlar. Rica ederim yanıma yaklaşmayın. Ben sizin bildiğiniz kızlardan değilim. Muhitimize geldik. Soytarı seni. Makbuş, bildiğiniz kızlardan değilim ne demek? Her şeyi merak etme. Kediyi merak öldürür. İyi de ben kedi değilim. Ay şiştim, vallahi şiştim. Merhabalar, sizi film tutkunları sizi. Sen de o büyük televizyondan mı izledin? Evet. Ah eski günler. Öyle çok siyah beyaz anım var ki. Yaşına bakılırsa yüzlerce olmalı. Hadi kızım bir çay koy da içelim. Öyle değil, demli olmuyor öyle. Çayı ellerinle demleyeceksin ki tadı olsun. Değil mi ya? Hadi bakalım. Bir de beni sevmezsin. Bak, dileğini yerine getirmek için nasıl da çılgınlar gibi uğraşıyorum. Hem eğlenirim, hem de ceza almam. Ne şahane. Nana'nın insan olmasına engelleme çabalarıma biraz ara vereyim ki Quina bu işten vazgeçtiğimi düşünsün. Sonra onların hiç ummadıkları bir anda boom! Ama nerede bu? Dünyada zamanı geriye alma. Bu kez işim oldukça zor görünüyor. Ama yılmayacağım. Şoker hiçbir zaman yılmaz. Dur bakayım. Yaşasın. Yılmama gerek kalmadı. İşte buldum. İşte oldu. Mis gibi koktu. Evet Nana. Bakalım yeni yaşamını nasıl bulacaksın? Bu iyiliği de benden başka kimse yapmazdı sana. Ben çayları getireyim. Aa, dur kızım. İyice bir demini alsın değil mi? Acaba hangisini içecek? Ben de çok alıştım çaya değil mi Makbuş? Ya hele bir de cam bardakla içmeye alırsan daha çok keyfine varacaksın. Koca kupayla içince tadı kaçıyor çayın. Nana'nınki bu işte. Nana bunu içince herkes bu iksirden etkilenecek. Demlenmiştir artık. Ay.
Makbule Hanım, keşke siz de bir barda gitseydiniz. İlahi Makbule Hanım, ay siz de bir hoşsunuz yani. Kaç kere söyledim, periler bir şey yiyip içemezler diye. Tabii iksir dışında. Hı hı. Ne bileyim, bir türlü alışamadım. Sizi böyle kanlı canlı görünce yemez içmez olduğunuzu unutuveriyorum. Nana, çaya bile alıştın. Hı hı. Sen kesinlikle yakında insan olacaksın. Ya. Bakmış, bu çayın tadında bir tuhaflık mı var? Yok. Her zamanki çay yavrum. Ay ne bileyim, bir anda sanki başım döndü. Ah Nana, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Yani sanırım... Ay. Galiba bana da bir şey oldu. Ay, midem bulandı bir anda. Nana, yoksa yanlış bir sihir falan mı yaptın? Hayır, hiçbir şey yapmadım. Ay kızlar, bana da bir şeyler oluyor. İyi ama sen çay içmedin ki Polina. Ay. Hakan, Hakan, ya ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ha? Ben de sanki bir anda tansiyonum çıktı bir de. Spagettileri bir anda mideye indirdik, olacağı buydu işte. Zehirlendik mi acaba ya? Simge, benim midem bulanıyor. Ya ben de kendimi bir tuhaf hissediyorum. Ay bize bir şey mi dokundu acaba? Benim midem bulanıyor. İşin tuhafı benimde. Kesin Emre'nin bize verdiği şekerler yüzündendir. Ya gıcık mısın kızım ya? Sırada yaranılmaz. Yemeseydin o zaman. Senin bir şeyin yok mu? Ben de kendimi kötü hissediyorum. Ama şekerler yüzünden değildir. Ya nedendir peki? Ne bileyim. Bugünkü yemek bozuk gibiydi. Belki de hepimizin midesi bozuldu. Aynen. Şaka gibi. Kuzucuğum yapmayın diyorum. Dayanamıyorum. Nedir bu Allah Allah? Yeter artık. Dayanamıyorum. Yeter.
artık bıktım ben. Makbule Hanım, bu küçük canavarın eziyetlerine daha fazla katlanamayacağım. Hiç kusura bakmayın. Ben çocuk bakıcısıyım, aslan terbiyecisi değilim. Yani Tosun Efendi, koskoca adamsın. Bu yaptığın iş mi? Ne yapayım Makbule Hanım? Çocuk hanımı sahretin kıramadım. Oldu mu şimdi Yağmur? Ha? Ne yapayım Makbule? Ben onu hiç sevmedim. Sürekli dik durun küçük hanım. Şöyle oturun küçük hanım. Her şeye karışıyor. İyi de bu kaçırdığın kaçıncı bakıcı? Babana ne diyeceğiz şimdi? Ha? Ne diyeceğiz? Bana ne? Ben senden başka hiç kimseyi istemiyorum Makbule'cim. Seni öyle seviyorum ki. Pamuk şekerim benim. İyi de baban Fransızca öğrenmeni, görgü kurallarını bilmeni, iyi bir eğitim almanı istiyor yavrum. Merci monsieur. Je vais bien. Au. Buyurun işte bakın. Bülbül gibi şakıyor. Hadi bırak maskaralığı da Tosun Efendi. Mutfağa geç. Bak Hakan Bey akşama davet veriyor. Daha yapacak dünya kadar işimiz var. Hadi. Atosun Efendi hadi ama. Simge Hanım bu akşamki davetin kusursuz olmasını istiyor. Nasıl yetiştireceksin onca yemeği ha? Tamam tamam anladım. Ya ben o kadını istemiyorum. Babacığım onunla evlenirse onu asla affetmeyeceğim Makbuş. Görürsün bak. Ama kızım yapma. Hayır Makbuş, seni dinlemiyorum. Babacığım beni seviyorsa bu izdivacı gerçekleştirmemeli. Ay kızım seni unuttum. Buyur ne istemiştin yavrum? Ha? Ben şey... Hadi ama meleğim giymen gerekiyor bunu. İstemiyorum diyorum size. Kaç defa söyleyeceğim. Ama böyle yaparsan baban çok üzülür. Hadi bakalım. Üzülsün. Simge Hanım'la evlenerek beni ne kadar üzdüğünü bilmiyor mu acaba? Bazen büyüklerimizin kararını anlamasak da onlara saygı duymamız gerekir. Daha bugün geldiniz. Ama bana akıl verme cüretini kendinizde buluyorsunuz. Pek tuhaf. Evet, belki bugün geldim. Ama sanki seni yıllardır tanıyormuşum gibi geliyor. Cidden beyim, sen niçin hazır değilsin hala? Canım istemiyor babacığım. Öyle şey olur mu? Hadi naz yapma. Hemen hazırlan ve aşağı in. Siz yeni mürebbiye olmalısınız. Evet. Bu ne lauballik daha ilk günden? Yağmur neden hala hazır değil söyler misiniz? Sadece mürebbiyelik değil göreviniz. Aynı zamanda ona dadılık da yapacaksınız. Hemen hazırlıyorum. Şunun kıyafetine de bakın hele. Sanki fezadan gelmiş gibi. Latife gibi. Simge, rica ederim sizinin. Ben şimdi geliyorum. Güzel kızım, niçin böyle yapıyorsun? Üstelik de böyle bir gecede. Bu gece senin herkesten evvel hazır olman icap eder. Fakat babacığım, niçin beni anlamak istemiyorsunuz? O kadın fena biri. Onu istemiyorum. Yavrum benim, senin gerçek bir anne şefkatine ihtiyacın var. Benim gerçek bir annem vardı. Ama artık o gökyüzünde bir melek oldu. Simge Hanım hiçbir zaman benim annem olmayacak. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi derhal hazırlan ve aşağı gel. Bak, bu gece her şey yolunda gidiyormuş gibi davranırsan... ...sana söz veriyorum, bu evliliğin gerçekleşmesine mani olacağım. Mani mi olacaksınız? Fakat nasıl? Sen işin o tarafını... Bana bırak. Hadi, üzme artık babanı.
Küçük hanım, istediğin... Ne oldu Tosun efendi? Yok bir şey. Tabla yatağına koyacağımız fareyi getirmiştim Hayaksı. Ben gideyim, aşağıda işim var. Neden gidiyorsun? O kutuya bakabilir miyim? Ver ver. Vermiyor. Sevimli, ne şahane bir yaratık bu böyle. Nasıl yürebiliyor bu? Fareden de korkmuyor. Al bakalım. Ya. Çok güzel oldun. Güzel olmak falan istemiyorum. Bana verdiğiniz sözü tutacaksınız, öyle değil mi? Kesinlikle. Peki ama nasıl mani olacaksınız bu izdivaca? Bana güven, rica ederim. Peki. Siz aşağı inmeyecek misiniz? Ben şey... Bu kıyafet aşağısı için pek uygun değil sanırım. Aslında haklısınız. Yağmur, sır tutabilir misin? Küçük olduğuna bakmayın. Yaşıtlarımdan daha olgundur. Gözlerim inanamıyorum. Sen bir perisin. Kurtarmaya geleceğini biliyordum. Ama bu aramızda kalmalı, tamam mı? Söz veriyorum.